Herkese yeniden merhaba, ben Özgün. Bugün sizlere kendi okuma tarzımı nasıl oluşturduğumdan biraz bahsedeceğim ve size de kendi kitap zevkinizi daha iyi tanıyabilmeniz için birkaç öneride bulunacağım. Bu videoyu çekmemin iki nedeni var aslında. Birincisi sormuş olmanız. Biliyorsunuz ben her ayın sonunda bu ay okuduklarım videosu çekiyorum ya da Instagram'daki blogumda paylaşıyorum. Ve genellikle de bu paylaştığım kitapların %90'ını beğenmiş oluyorum. Bazılarınız bana sormuştunuz hani nasıl kendini bu kadar iyi tanıyorsun? Nasıl okuduğun her kitabı bu kadar beğenebiliyorsun diye. Birinci neden bu. İkinci neden de biliyorsunuz kitap fiyatları zaten hiçbir zaman çok ucuz olmadı. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum nedeniyle daha da fiyatlar arttı, kağıt fiyatları arttı. Bu nedenle de çok fazla para verdiğimiz bir kitabın beklentimizi karşılamaması, bizi tatmin etmemesi biraz üzücü olabiliyor, hayal kırıklığına uğratabiliyor ve bu durumun biraz önüne geçmek için okuduğumuz her kitabı nasıl sevebiliriz? Okuduğumuz kitapları nasıl daha dikkatli, daha kendimize göre seçebiliriz? Bu konu hakkında söyleyebilecek birkaç şeyim olduğunu fark ettim ve sizlere de bir faydam olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider, umarım faydalanabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Öncelikle kendi kitap zevkinizi keşfetmek istiyorsanız bence diğer türleri bir denemeniz gerekiyor. Yani birçok tarz hakkında bir bilginiz olsun ki hangisi size göre değil, hangisi size göre onlar arasından biraz eleme yapabilirsiniz. Tabii ben eleme yapmıyorum mesela. Hepsini okuyorum, hepsini beğeniyorum. Ama siz daha seçiciyseniz bu konularda eleme yaparak kendi kitap zevkinize ulaşabilirsiniz. Bu da sizin tarzınız hakkında bence biraz daha fikir sahibi olmanızı sağlar. Çünkü neyi sevmediğinizi bilmek bence neyi sevdiğinizi bilmekten biraz daha önemli bir şey. Kendinize uygun tarzı, yazım dilini, yazarı, konuyu hatta seçip o konularda arama yapabilirsiniz, o konularda araştırma yapabilirsiniz ve farklı farklı zaten türler, farklı yazarlar sizin önünüze gelecektir bu konuda. Yani bu deneme yanılma meselesi daha çok deneme yanılma yapmanıza neden olacaktır ve bence en önemli madde gerçekten de bu. Diğer bahsetmek istediğim mesele ise bu maddeyle çok alakalı bir madde. Eleme yaptıktan sonra oluşan o önyargı hissini yenmek. Yani bir kitabı okudunuz ve size göre olmadığını fark ettiniz, onu elediniz tamam ama daha sonra acaba bütün o konuya dair, o yazara dair, o yazım türüne dair önyargı hissedecek misiniz? Önyargı hissetmemek ya da bu önyargıdan kurtulmak en önemli aşamalardan bir tanesi bence. Mesela ben daha önce okuduğum kitaplar nedeniyle kişisel gelişim türüne dair bir önyargı edinmiştim ve kişisel gelişimi sevmediğimi düşünüyordum. Ama son zamanlarda okuduğum kişisel gelişim kitapları beni gerçekten türe karşı inanılmaz motive etti ve önyargılarımdan birazcık kurtulmamı sağladı. Çünkü gerçekten de beğenmediğiniz bir türe ait bile çok başarılı, çok güzel kitaplar olabiliyor. O nedenle bu konuda biraz inatçı olmak ve çok kolay pes etmemek gerekiyor. Yani deneyin, yanılın ama yanılmadan önce yine denemeye devam edin. Üçüncü madde, araştırın. Gerçekten araştırın. Sevdiğiniz bir türü araştırın, merak ettiğiniz bir şeyi araştırın. Ben bunu okumak isterdim, bu tarz bir şey okumak isterdim. Böyle bir konu var mı acaba dediğiniz her şeyi araştırın. İlginizi çeken türe dair kitaplar araştırın. Mesela bir kitabı okudunuz ve konusuna bayıldınız ya da yazın tarzına bayıldınız. Mesela diyelim ki bir gün Gabriel Marquez okudunuz ve büyülü gerçeklik akımına bayıldınız. Bu kitabı okuduktan sonra yapmanız gereken ilk şey büyülü gerçeklik akımında diğer başarılı yazarları araştırmak, diğer türleri araştırmak, diğer konuları araştırmak. Bunu yaparsanız zaten kendi kitap zevkinize doğru biraz daha açılmış olursunuz ve gerçekten o kitabın sizin zevkinize uygun olup olmadığını da test etmiş olursunuz. Ve bu konuda bence çok fazla kaynağa sahibiz. Teknoloji çağında yaşıyoruz artık ve bu konuda çok şanslı sayılırız. Bloglar var, işte böyle YouTube kanalları var ve bir sürü app de var aynı zamanda. Bing Kitap var, Goodreads var. Bunların hepsinden faydalanabilirsiniz. Çünkü inanın bana bilgi bir noktadan sonra kesinlikle yanında beğeniyi de getiriyor. Diğer bir tavsiyem ise size hitap etmediğini düşündüğünüz, sizi böyle sıktığını, boğduğunu düşündüğünüz bir kitapta çok fazla oyalanmayın. Size eğer Bookstagram'ların diliyle reading lampası okuyorsa eğer o kitapta çok fazla oyalanmanın bence bir şey yok, anlamı yok yani. Bu bence yanılgılara da aynı zamanda neden olabilecek bir durum. Yani bir kitabı yarım bırakmamak ve zorlaya zorlaya onu okumak. Çünkü hem zamanınızdan kayıp hem kitaplara karşı olan hevesinizi kırabilir. Hem de aynı zamanda
zamanda türünüzü keşfetmeniz için de bence biraz dezavantajlı bir durum. Çünkü belki o kitabın sırası değil sizin için. Belki o kitabı başka bir zaman okuduğunuzda bayılacaksınız, çok seveceksiniz. Ama o an okuduğunuz zaman, yanlış zamanda okuduğunuz zaman beğenmiyorsunuz ve aslında çok sevebileceğiniz bir kitabı, çok sevebileceğiniz bir yazarı kafadan elemiş oluyorsunuz. Bence böyle bir yanılgıya sebep olmaktansa o kitabı yarım bırakın. Bırakın gitsin. Başka bir zaman geri dönersiniz zaten. Bu bence daha mantıklı. Son maddemse sanırım 5. madde olacak. Kendinize kitaplardan bahsedebileceğiniz fırsatlar yaratın. Yani mesela şu an benim size kitapları öneriyor olmam, size kitaplardan bahsediyor olmam benim için çok büyük bir avantaj. Bu ay okuduklarım videolarında hani bahsediyorum ya size, bu kitabı okudum, böyleydi, şöyleydi. Mesela bazı kitaplardan bahsederken inanılmaz heyecanlanıyorum. Çok mutlu oluyorum, böyle gözlerinden zaten kalpler fışkırıyor. Bazı kitaplarda aynı heyecanı, aynı tutkuyu hissetmeyebiliyorum. Bence kitaplarla ilgili kendi fikrinizi bilmek ve ifade etmek bu konuda size bir farkındalık mutlaka sağlayacaktır. Bahsetmek istediğim şeyler bu kadardı. Benim okuma tarzıma gelecek olursak zaten büyük ihtimalle şu kitapla birazcık baksanız fark edeceksinizdir. Ben gerçekten her şeyi okuyorum. Hem doyumsuzum hem de hiç seçici bir insan değilim. O yüzden de bu tavsiyeleri vermek ne kadar benim haddime düşer bilemiyorum. Çeşitlilik gerçekten hayatımızda en önemli şeylerden bir tanesi ve çeşitliliğe önem vermeye çalışın. Yani her şeyi deneyin, her şeyi okuyabildiğiniz her şeyi okuyun. Çünkü inanın bana, yani okuduğunuz her kitap size bir şey katacak. Yani hiçbir şey katmasa ben bu kitabı sevmiyormuşum, bu bana göre değildir bilgisini katacaktır size. O yüzden lütfen hem önyargılarımızı kıralım hem de deneyebildiğimiz her şeyi deneyelim. Özellikle de konu kitaplar olduğunda. O yüzden okuyun. Yani okuyun, boş verin. Türü boş verin, işte insanların nedenini boş verin. Siz sadece okuyun. Zaten okudukça hiçbir şey bilmediğinizi fark edeceksiniz ve daha çok okumak isteyeceksiniz. Bahsetmek istediğim konular bunlardı. Umarım sizin için biraz faydalı olmuştur. Sizin bunları eklemek istedikleriniz varsa lütfen bana iletin, benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.